Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 10 Nisan 2023 Pazartesi ve yabancı yarışlarda Mark Sport Tahmin YouTube kanalındasınız. Angers'dayız. Fransa'da. Daha evvelden de Angers vermiş. Çok bayağı oluyor. TJK. Arkadaşlar dikkat ederseniz pandemi zamanında çekilen bir fotoğraf bu. Bütün jokeyler de maske var. Bize maske bile taktırdılar arkadaşlar boşu boşuna. Şu açmış ya. Yani atın kulağından herhalde mikrop geçecek diye mi düşündüler acaba? Evet, insanlıkla dalga geçilen bir dönem yaşıyoruz arkadaşlar şu anda. Net diyorum onu size. Ama tabii dalga geçilenler geçilebilir ancak işi bilenler biraz zor geçilir. Birinci kuşu 11.50'de sabah saatleri diyebiliriz buna. Yani Almanya'da tam sabah saati bu. Yani saat o Almanya'da 9.50 arkadaşlar yani 10.50. Yani şimdi bu arada bu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metre Gidil Pres'in ilk ayağı başlıyoruz. Burada Strako 1 numara Damien Bosch ve 2 numara Mikel Barzona. Great Tornado. Mikel Barzona kolay kolay bırakmaz ama bu Strako çok iyi bir safkan. Bakalım nasıl baş edebilecekler bundan. Şöyle bir şey dikkatinizi celbetmenizi istiyorum. Burada bunun gördüğünüz gibi kan hattı Kendall Garden oluyor iken burada direkt Strako Kendall Garden yavrusu. Yani ikisi aslında orijin olarak aynı kökenden geliyor. Kan bağı var aralarında. İkinci kuşuyla beraber Altılgayan orası 1-2 geçiyoruz oraya. İkinci kuşuyla beraber Altılgayan başlıyor. Evet bugün eğer bir aksilik olmazsa tutmamız lazım. Tabi burada sizlerin de varsa kendi ilave edeceğiniz atlar onları da koyabilirsiniz. Şartlı 4 yukarı İngilizler ve 1600 metreye çıkacaklar. 6 numaralı Ague d'Argent, Leo Russell'la. 9 numaralı Black Chess, Lea Bayes. 5 numaralı Vasi Ninian, Alexander Russell. 1 numaralı Praxeology, Thomas Courtalon. Ve 4 numara Delta Spirit, Anthony Barzalona. Çok zayıf jokeyler var burada bu. Çok tehlikeli bir ayak gerçekten. TJK'yı tebrik etmek lazım böyle riskli ilk ayakları olan bir yarış programını bulduğu için. 6, 9, 5, 1 ve 4 diyoruz buraya. Burada AG puanlarına göre 9, 10, 11 olan %8, 9, 10, 10 hepsinin yazılması lazım. Bizim vermediğimizde. Üçüncü kuşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Sakari Coral Pocket'la 3 kilo indirim almış bu. Coral Pocket hala Apprenti. 9 numaralı Bombina Leo Russell ve 200'ü 10 numaralı Eboce burada Agustin Badamet'le 7 numaralı Pandya Selen Mikel Barzalona 8 numaralı Miss Poki Tony Picone 4 numaralı Murciano Simon Plank. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeyim şimdi yeni koşacak atlar var. Bunların AGF oranları bizim için çok önemli. Fakat çok böyle süper gözükmüyor açıkçası söylemek gerekirse. Onun yerine burada 209 gün sonra hazır olma ihtimali yüksek olan bunların kendi atı. Henry Devrim 1 numarayı da buraya eklememiz gerekecek. Yani 2, 9 ve 10 eküler 7, 8, 4 ve 1 diyelim ama şunları da bir radarınıza alın. 11, 12, 13 ve 14. Bir bakın bakalım bunlar nasıl bir AGF çıkacak. Dördüncü koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler ve 2300 metre gibi uzun metrajlı bir yarış Angers'ta. 4 numaralı Zillow'la başlayalım. Agustin Madamet biniyor buna. 5 numaralı La Diva. Leo Russell. 6 numaralı Sugar Time. Sugar Time. Crystal Maid'de. 11 numaralı Korea. Sebastian Maillot. 3 numaralı Light Wave. Hugo Lebuc. Arkadaşlar
Ya burada şimdi 7 numaralı Moonwave'i de yazmamız lazım Alexis Pushin'le. Gerçi bu böyle AGF 1 falan çıkarsa bu Alexis Pushin pek gelemiyor. O daha çok sürprizleri seviyor. 4, 5, 6, 11, 3 ve 7 sıralamamız var burada. Merak etmeyin arkadaşlar, 2 tane bankomuz da var. 5. koşu Maiden, 4 yaşlı İngilizler ve 2300 metre, yine uzun metrajlı bir koşu. Burada 8 numaralı Vanatta, Arjen Lemaitre ile Banko. Evet. Burada Sir Percy yavrusu bunları hatır kutur yer arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa yarışı kazanacaktır Vanatta. Burada ilk bankomuz. Bu birinci bankomuz olmuş oluyor. Bir tane daha bankomuz var. O da hemen geliyor. Evet. Burada Vanatta'yı Arjen Lemaitre'ye tuttuğumuz jockey. Sevdiğimiz jockey Arjen Lemaitre. 6. koşu handikap 4 yaşlı İngilizler 3000 metre. Yine uzun metraj koşularla gidiyoruz Fransa'da, Angers'ta bugün. Sıkıntılı bir ayak. 2 numaralı Kerr Stormy ile Auguste Madamet ile başlayalım buraya. Stormy River yavrusu. Evet. Ya burada bakıyorum da böyle süper, başka da Stormy River'ı tanıyoruz bu orijini ama diğerlerini pek tanımıyoruz. 5 numaralı Yorktown Fabrice Veron. 1 numaralı Mikel Barzolana'nın bindiği bir safka var. That's my power. Yalnız 3000 metre 61 kilo, bilemiyorum yani burada ne yapacak bu. 8 numaralı Cyrnodin Marie Velon. Şimdi bu 2-5-1-8 arkasında arkadaşlar 2 tane at vereceğim. Bunları da bir bakın. 10 numaralı Finto Pipo. İlla yazın demiyorum ama 6 numaralı Magioka Julian Guluchon'la. Bunların da bir bakılması lazım. Yani nedir bunların AGF'si? 0 mı çıkıyor, 3 mü çıkıyor, 20 mi çıkıyor? Hani onlarda biraz bir soru işaretindeyiz. Şu iki hatta 10 ve 6. Onlara dikkat etmek lazım. Çünkü birisi 51,5 kilo Corel Pagut biniyor. Diğeri de 56,5 kilo. Bunlar böyle, bu jokeyler gözükmeyen jokeyler. Bunlar böyle bu atları biliyorlar. Özel bunların atın jokeyi oluyor bunlar. Tutuyorlar, geliyorlar ondan sonra. Biz de böyle bakıyoruz. Bu jokey de nereden çıktı diyoruz böyle. 7. koşu ve son koşu. Handicap 4 yukarı İngilizler 3000 metre. Yine uzun metraj. Burada da bir bankomuz var. Böylece 2 tane bankoyu tamamlıyoruz. Bu safkanı bilen ve Mart ayında da bir dördüncük yaşayan, bol bol bu atı binmiş olan, 61 kilo da olsa bu grubun üstünde olan bu safkanı biz banko olarak arkadaşlar size tavsiye ediyoruz. Tony Picone ile kazanmaya çok alışmış bu safkan. Bu da bulduğu bu grup da uygun bir grup açıkça söylemek gerekirse. Ne yapalım, 3000 neyse 3000, Tony Picone burada bu yarışı alacağını düşünüyoruz biz ve günün diğer bir bankosu olarak siz saygıdeğer yabancı yarışların sevdalı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza öneriyoruz. Angers'la ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Güzel bir hafta olsun herkes için. Philadelphia var, onun için Premier League gerektiriyor. Greyville açık şu anda. Campton Park varsa koyarlarsa da koymadılar. Onu da izleyebilirsiniz. Güzel bir gün olsun herkes. Hoşçakalın.